Hocam hep dikkat hatası yapıyorum ben evet ya. Evet Tonguç'um birçok öğrencimiz dikkat hatalarından artık bıkmış durumda. O kadar çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun. Sonra bir sorun içerisinde bir dikkat hatası yapıyorsun ve yanlış oluyor. Emeklerin boşa gitmiş gibi hissediyorsun öyle değil mi? Evet hocam. Evet bu herkese var. Fakat öncelikle şunu bilmemiz lazım. Odaklanmak yani dikkat hatası yapmamak geliştirilmesi mümkün bir yetkinlik. Yani insan dikkat hatasını azaltabiliyor. Dikkatini artırabiliyor ve artık daha az dikkat hatası yapabiliyor. Ve bir kez bunu kazandığımızda yani dikkat yeteneğimizi geliştirip odaklanma yeteneği kazandığımızda ise ödülleri hayatımızın tamamını etkiliyor. Artık sadece derslerimizde matematikte, fende, fizikte, kimyada değil bütün derslerimizde artık ve bütün hayatımızda da bu çok güzel başarılar, çok güzel sonuçlar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Ders Dikkat, konu dikkat hataları. Yani biz dikkat hatalarını bir ders olarak düşünmemiz gerekiyor. Hani diyorlar ya, işte hayatımız boyunca çalıştıklarımız sadece bir saatlik bir sınavda karşımıza çıkıyor. Ve bir saatlik sınavda tüm bu esasında çok da doğru bir bahane değil. Evet belki de tüm hayatımız boyunca öğrendiğimiz yani işte tüm bütün sınıflar boyunca öğrendiğimiz bilgileri tek bir sınavda karşımıza çıkması ve orada yaptığımız birkaç dikkat hatasından dolayı bizim sorgulanmamız kötü bir şey gibi geliyor. Ama normalde şunu düşünmemiz lazım. İyi bir cerrah olduğumuzda bir ameliyata girdiğimizde birkaç dakikalık bir hatamız o hastanın vefat etmesine sebep verebilir. Allah korusun. Aynı şekilde birkaç dakikalık çok ciddi ve dikkatli davranmamız o hastanın hayatının kurtulmasını sağlayabilir. Yine bir avukat olduğumuzu düşünelim. Bir davaya girdiğimizde birkaç dakikalık yanlış bir ifade müvekkilimizin üzerinde çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Ya da birkaç dakika konuştuğumuz detayını yakaladığımız Aa, şu cümleyi söylersek hakim ikna edebiliriz tarzı gibi bir cümle durumu değiştirebilir. Davanın seyrini, yönünü değiştirebilir. Aynı şekilde bir pilotu düşünün. Aynı şekilde bir mühendisi düşünün. Aynı şekilde bir öğretmeni. Ben bile şu anda size ders anlatırken eğer hatalı bir şey söylersem gerçi montajda düzeltilir ama zaman kaybedilmiş olur. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Veya bu hatayı göremezsek size yanlış bir bilgi aktarmış oluruz. Dolayısıyla hayatımızın her anında dikkat önemli. Dikkatli olmamız gerekiyor ve dikkatle bir ders olarak görüp hatalarımızı mutlaka mutlaka üzerine giderek halletmemiz gerekiyor. Ve bu dikkat hatalarını düzeltmek için üzerimize çalışmamız lazım. Yani dolayısıyla eğer bir insan dikkat hatasından dolayı iki saatlik bir sınavda birkaç tane soruyu yanlış yaptıysa o soruyu yanlış yapmış demektir. Çünkü hayatımızın her anında dikkat karşımıza çıkacak. Şimdi ilk adımımız da şu önemli. Bizim nedenimiz hangisi? Ortam seslerinden mi rahatsız oluyoruz? Acele mi ediyoruz? Stres mi yapıyoruz? Çalışma ortamımız mı uygun değil? Senin e, sebebin hangisi olmuş evladım benim? Çalışma ortamı uygun değil hocam. Çalışma ortamın uygun değilse zaten birçok öğrencinin de dikkat hatası yapmasının temel sebebi budur. Ortamımızı bir kere kesinlikle kesinlikle düzenlememiz gerekiyor. Bunu zaten birçok videomuzda sizlere paylaşmıştık. Yani şöyle düşünün. Şurada mesela bir telefon var. Ondan sonra burada kalemler var. İşte şurada atıyorum bir tane kitap var kitabın sayfalarını açmışsın böyle dağınık dağınık duruyor işte. İşte şurada uhu var falan böyle duruyor uhu bekliyor burada. İşte şuraya post. Böyle dağınık bir ortamda ders çalıştığımız zaman zaten dikkatimiz alır. Ama bütün bunları şöyle bir kaldıralım. Her şeyi kaldıralım. Telefonumuzu sessize alsak bile odamızın dışına çıkaralım. Ardından da düzgün bir şekilde çalışmamız gereken şeyle alakalı. Diyelim ki şu dersi bize çalışacağız. Orada bir önüme bu kitap geldi. Bunu önümüze koyduk bir tane şöyle kalem koyduk. Şimdi nasıl oldu? Harika oldu hocam. Harika oldu değil mi? Niye? Artık bir düzen var. Şu anda dikkatimizi dağılma ihtimali çok daha zayıf. Yani şunu her zaman söylüyorum bir kez daha söylemek istiyorum. Sen sınavlara girdiğinde, yazılara girdiğinde ya da yarın bir gün büyük sınavlara girdiğin zaman yanında cep telefonu olacak mı? Hayır hocam. Olmayacak. Soru sorabilme imkanı var mı sınavda? Olmayacak. Annen gelip de merhaba yavrum alsana meyve getirdim diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman bizler de ders çalışırken Tam konsantre olmamız gerekiyor ki çalışma ortamımız uygun olsun ve dikkat hataları yapmayalım. Yani telefonumuzu uçak moduna alıp dışarı çıkarmak ya da uçak moduna almıyorsak da dışarı çıkarmak. Telefonumuzda oyalanmamak. Tam sınav anındaki gibi konsantre olursak hem öğrendiklerimizi çok iyi öğreniriz. Öğrendiklerimizi çok iyi öğrendiğimiz için sınavda da hata yapmayız. Bir de dikkat sizin diğer bir sebebi de esasında bir konuyla alakalı diyelim ki dört tane soru tipi var. Dört tane soru tipi var. Sen sadece ikisini öğreniyorsun. iki tanesini öğreniyorsun. Bu ikisini bilmiyorsun. Sınava girince de hata yapınca dikkatsizlikten hata yaptım zannediyorsun. Aslında bu iki soru tipini görsen dört soru tipinde gördüğün için hata yapmayacaksın. O yüzden yani ders çalışırken eksik çalışmış olmak ortamın uygun olmaması da dikkatsizliğe yol açıyor Tonguç'um. Acele etmememiz gerekecek. Stres yapmamamız lazım. Çünkü dikkat halledilebilir bir şey. Yani feni, matematiği, işte Türkçeyi, inkılabı, sosyali, fiziği, kimyayı, tarihi, coğrafyayı fark etmez. Bütün dersleri nasıl halledebiliyorsak çalıştığımızda dikkatsizlik dersini de halledebiliriz. Şimdi yanlışlarım hep dikkat hatalarından kaynaklanır diye düşünmeden önce konu eksiğimiz var mı? ya da az mı çalışıyoruz bundan da emin olmalıyız. Yani az önce söylediğim şeyi bir kez daha tekrar ediyorum. Bir konuya alakalı beş tane soru tipi var. Sen üç tanesini görmüşsün, üç tane soru çözmüşsün, üç tane şey çalışmışsın. İki soru tipini ise ihmal etmişsin. E, sınava giriyorsun hata yapınca aa soru bundan geldi mesela. Sen bu üçünü biliyorsun ya sadece bu üçünü bildiğin zaman konuyu bildiğim zannediyorsun. Hata yapınca aa dikkat eksikliği oldu, aa, dikkat etseydim bunu görürdüm. Hayır. Sen eğer bu soru tipini çalışsaydın bunu görebilirdin. Çalışmadığın sürece onu hiçbir zaman göremezsin. Hani ee, yıllarca araba süren insanlar, böyle usta şoförler daha az kaza yapıyor. Niye? Çünkü biliyor ki hava hafif ıslaksa kayabilir. Yani çok yağmurluyken değil de hafif az yağdığı zaman arabanın tekerleği çok daha fazla kayar. Çünkü yerdeki kum cila gibi olur. Bunu ancak tecrübe ederek, hata yaparak anlayabiliyorsun. Aa ben çok araba sürdüm ama eğer o anda öyle bir olayı yaşamadıysan o tecrübesizlik seni ileride öyle karşılaştığında öyle bir şeyle karşılaştığında kazaya yönlendirebiliyor. Ya da herkes kırmızıda durulacağını veriyor. Hangi ışıkta durur Songuç'un? Kırmızı ışıkta. Çok güzel. Hangi ışıkta geçeriz? Yeşilde hocam. O zaman kırmızıda durup yeşile geçersen kaza yapmam diye düşünüyorsun. Halbuki sen kırmızıda duruyorsun ama yeşilde geçiyorsun ama trafik şeye geldiğimizde nedir onun adı biraz ehliyet dersine döndü ama kavşaklara geldiğimizde kırmızıda bile olsa sen yeşil bir den olsa diğer tarafa mutlaka bakman gerekiyor. Çünkü kırmızıda durmayanlar var. Kırmızı adam durmuyor geçip sana çarpıyor. Sen diyorsun ki aa ben yeşilde geçmiştim aslında ama kaza oldu. Benim suçum yok. Senin suçun yok ama kaza oldu. Demek ki sen öbür adam yeşilde bile şey, işte kırmızıda bile durmayacağını bilmen gerekiyor. Bunu ancak kaza yapınca diyorsun ki vay be kırmızıda durmayanlar varmış diyorsun. İşte bunların hepsi tecrübe. Dolayısıyla sen de hayattaki tecrübe gibi sorularda bir tecrübe kazanman gerekiyor. Diyorsun ki ben budur, 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 budur. Bir de bu hata yaptım. Artık yapılabilecek tüm hataları yaptım. Tüm konu eksiklerimi tamamladım. Artık kolay kolay dikkat hatası yapmam diyorsun. Ve çalışırken süre sınırımızda belirlememiz gerekiyor. Özellikle deneme çözerken çünkü denemelerimize bir süre sınır olacak. Pomodoro yani İtalyanca domates. Domates tekniğini denememiz gerekiyor. Yani 20 dakika çalış 10 dakika dinlen. 30 dakika çalış 15 dakika dinlen. 40 dakika çalış 20 dakika dinlen. Fark etmez. Farklı farklı ders basamaklarına bölümlerine ayırmamız gerekiyor. Ve en önemlisini söylüyorum kitap okumamız gerekiyor. Kitap okumak gerçekten çok değerli. Kitap okuyor musun hocam? Evet hocam konsantremi arttırıyor. Harikasın. Kitap okumak gerçekten mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Ama günümüzde biraz YouTube'dan dolayı hep video izliyorsun geliyor insanın. Hiç böyle kitap gelmiyor. Şöyle bir kitap düşünelim. Mesela diyelim ki Said Faik hatta sosyal medya geziyor bu aralar. Said Faik'in kitabı diyor. Aynı onun gibi. Said Faik Abasiyan'ın Havada Bulut kitabına bakalım. Şimdi sen bu kitabı okuduğun zaman diyorsun ki ya bu normal bir kitap işte okuyorum ne var ki burada. Hayır. Bu kitabı okuduğumuzda sadece sözcük dağarcığımız gelişmiyor. Sadece kelime dağarcığımız gelişmiyor. Aynı zamanda dikkat yeteneğimiz de gelişiyor. Çünkü hikayenin içerisindeki karakterler, olaylar, betimlemeler hepsini aklımızda tutmamız gerekiyor. Onları canlandırmamız gerekiyor. Bu bizim hem hayal gücümüzü, hem odaklanma yeteneğimizi, hem dikkat yeteneğimizi geliştiriyor, hem de tabii ki sözcük dağarcığımızı geliştiriyor ve konsantremizi artırıyor. Aklımızdan değil de Çağıt üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. Matematik sorularını yaparken ya ben kafadan yapıyorum yanlış. Her zaman işlemi sağlam almak gerekiyor ve hatalarımızın da üzerine gitmemiz gerekiyor. Uygun ortam da önemli. Şimdi bu birincisi neydi? Süre sınırlaması, pomodoro tekniği, dinlenmeli çalışmak ve kitap okumak. Kitap okumak da çok önemli dedik. Bir de yazarak yapmak. İkincisi uygun ortam. Bu senin de yaptığın bir sıkıntıydı, yaşadığın bir sıkıntıydı. Sessiz ve gürültüden uzak, aydınlık ve ferah, düzenli bir oda, ve masa, sade dikkat alacak unsurlardan uzak ve çalışılacak konu, kitap ve testlerin ön planda olduğu bir masa bizim dikkat hatalarımızı çok ciddi bir şekilde azaltacaktır. Ve egzersizler de önemli. Beyin egzersizleriyle odaklanmamızı artırabiliriz. Bununla alakalı çeşitli çeşitli yöntemler var. İşte kitaplardaki paragrafta kelimeleri ezberlemek, binden geriye saymak gibi. Burada ben mesela bize, ben de dikkatli hataları çok yapardım. Bana hoca derdi ki buradaki ağları bul hemen derdi. Ben buradaki ağları sayardım. Sayardım hızlı bir şekilde. Sonra kaç dakikada buldun ağları işte iki dakikada buldun. Tamam bir daha bu sayfadaki ağları bul derdi. Veyahut da işte bir harf söylerdi. Ç'leri bul derdi. Ben hızlı ç'leri bulmaya çalışırdım. Sonra onları sağlamasını yapar. Tek tek yavaş yavaş sayardık. Ne zaman ki en hızlı sürede en dikkatli bir şekilde buldum. Aferin derdi. Artık senin dikkatin düzeldi derdi. Ama esas da biz kitap okuduğumuzda da zaten dikkatimizi bir şekilde artırıyoruz. Bu tarz yöntemler yapabiliriz. Binden, on binden, yüz binden ya da yüzden geriye sayaraktan, ikişer ikişer sayaraktan dikkatimizi artırabiliriz. Ya da şu tarz şekiller çizerekten böyle gerçekten bunu bakarak çizmeniz gerekiyor. Böyle çok değişik geometrik şekiller var. Mesela bu bir paradoks şekli. Bu şeklin aynısını hata yapmadan bu şekilde benim çizim gibi çizmek gerçekten çok zor. Ben bunu öğreninceye kadar bayağı yorulmuşum. Bu üç boyutlu bir şekilde. Üçgen sürekli hareket ediyormuş gibi oluyor. Buna benzer. Bu çok basit bir şekilde esasında ama buna benzer şekillere bakaraktan böyle tek tek çizmeye çalışmak da dikkat yeteneğinizi artırıyor. En önemlisi ön yargılarınızdan kurtulup dikkat hatalarının temel nedenini de bulmamız gerekiyor. Ve şu da çok önemli arkadaşlar. Şu da çok önemli. Dikkat hatası yapmak güzel bir şey. Çünkü hata yaptığınız zaman ...o hatayı bir daha yapmayacağınızı öğreniyorsunuz. Yani a diyorsunuz. Hani az önce söylemiştim ya trafikten örnek veriyorum. A ben kırmızı ışıkta duruyordum, yeşil ışıkta geçiyordum ama... ...kırmızı ışıkta durmayıp yeşil ışıkta ee, geçmeyenler varmış. Kırmızı ışıkta yola devam edenler varmış. Ben bu insanları da öğrendim deyip hatanızı o anda yaptığınız bir hata... ...size ileride yapabileceğiniz büyük hatalara karşı korumuş oluyor. Dolayısıyla her an bol bol soru çözmek, bir konu alakalı her tür detayı öğrenmek sizin hatalarınızı azaltacaktır. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kendinize de dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın hocam.